يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ. Burada nasıl bir espri var hocam? Bir onu soracağım. Bir de ashab-ı kiram arasında zaman zaman böyle bazı hoş ifadeler olurmuş. Mesela gel bir an, yani iclis bina nu'minu sa'aten, gel şöyle az da olsa bir anlık bir imanımızı tazeleyelim belki demek lazım. Yani gerçek anlamda imanımızın farkına varalım tarzında. Bunu nasıl yorumlarsınız? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ya, münafıklar derlermiş ki eyyukum zâdetu hâdihi imana, hanginizin bu imanını artırdı? Yani bununla istihza ediyorlar. Evet. İnen ayetler, çünkü Cenab-ı Hak inen ayetlerin müminlerin imanlarını ziyadeleştirdiğini söyledi. Onlar da bununla istihza edip eyyukum zâdetu hâdihi imana demişler. Hanginizin imanını artırıyor? Şu halde Cenab-ı Hak da dedi ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا. İman edenlerin imanlarını artırdı. Diğerlerinin de فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ. Bunların da sadece pisliklerini artırdı, evet, kalplerindeki. Şimdi o zaman Cenab-ı Hakk'ın ayetleri indikçe bunları okuyan, bunları inceleyen, anlamaya çalışan, Kur'an tabiriyle söylersek bunları akletmeye çalışan kimseler imanda daha kamil manada ilerliyorlar. Evet. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Bunlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Tedebbür etmek ne demek? Ele almak, incelemek, bizim var olan potansiyelimiz. Demin hocam fıtrattan bahsetti. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği, değil mi, yaratılışımızda. Bu fıtratımızı da veren Allah Azze ve Celle, bize hitap eden de Allah Azze ve Celle. Beklenen nedir? Onun hitabıyla bizim fıtratımızın birebir uyuşması. Evet. Hele Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları üzerinden, dışarıda bir de bir dünya var, inceleme alanı, test alanı, yoklama, evet, alanı. Şimdi bunu yaşayan kul yaşadıkça her ayet onun açısından imanın tekrardan, yeniden çoğalması, kamil manada olması, artması, adına her ne derseniz. O bakımdan bu sorunuz aslında imanın diğer bileşenine. Yani eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Çünkü bazen soruyorlar. Cenab-ı Hakk'ın yegane tek bir ilah olduğuna şehadet ediyoruz. Gözlemimiz var değil mi etrafta? Evet. Peki Resulullah'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadetimiz nasıl olacak? Allah'ın Resulü 14 asır önceden yaşamış, evet, bir kimse. Bugün yanında bile değiliz ki onun Allah'ın elçisi olduğuna şahit olduğumuzu söyleyelim. Evet. Cenab-ı Hak ayette dedi ki Hazreti Salih'in kavminde insanlar, böyle ileri gelenler, onlar zayıf düşen veya toplumun alt kesiminden, onlardan iman edenler var. Onlara sordular, dediler ki قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ. Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini siz nereden biliyorsunuz? Şimdi muhtemelen şöyle düşündüler. Bunlar hani اَرَادِلُنَا بَعْدِيَ الرَّيْ. Bunlar görüşü olmayan, fikri olmayan kimseler. Evet. Bir çare arandılar. Salih'e iman ederiz. Belki Salih üstün gelirse aleyhisselam, biz de bu alt kesim olmaktan kurtuluruz. Yoksa buna dair bir fikirleri bile yoktur. Böyle bir şey bekliyorlar. Sıkıştıracaklar, diyecekler ki melek geldiğinde mi gördünüz yanına? Beraber miydiniz? Yok, cevapsız kalacak. Allah Azze ve Celle onların sorusunu itinayla aldı. Kitab-ı Kerim'ine koydu. Sonra o اَلَّذ۪ينَ اسْتُضَعِفُونَ, yani okumamış, o günkü toplumda bile bilgisi olmayan, alt kesim, eğitim görmemiş olanların cevabını verdi. Bize demek istiyor ki Allah Azze ve Celle, iman böyle diplomalar, şunlar bunlar gerektirmiyor. İman Allah Azze ve Celle'nin verdiği fıtratı harekete geçirmek, evet, gözü harekete geçirmek, kulağı ve kalbi harekete geçirmek. Bunları harekete geçirdiğiniz zaman etraf zaten Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle dolu ve vahiy anlayacak potansiyel de var. Ne cevap verdiler? Dediler ki قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Biz onunla gönderilenlere müminler olduk. Yani
Hazreti Salih'in getirdiklerine baktık, okuduk, inceledik. Dedik ki bu senden değil, bu alemlerin yaratıcısı Allah Azze ve Celle'den olmalıdır. Her insanın Yaradan'ın sözüyle beşer sözünü ayırt edecek bir potansiyeli var. Biz buna fıtrat diyoruz. Tabii. Hiçbir zaman Yaradan'ın yaptığıyla beşerin yaptığı bir olmadığı gibi, Yaradan'ın kelamıyla da beşerin kelamı bir olmaz. Şöyle bir anımı anlatayım. Bir tarihte çocuğun kolu kırılmış. Ona dair böyle alçıyı almak üzere böyle uğraşılıyor. Evet. Tabi biraz uğraşılıyor. Olmadı, hadi bir daha, hadi bir daha. Bir ara doktor dedi ki kafi, böyle film çekilip. Ben dedim yani tam da olmadı gibi yani. Oradaki film çeken adam dedi ki, tabi bizi de tanımıyor dedi ya. Dedi Yaradan'ınki gibi hiçbir zaman olmaz. Bu kadar olur ancak. Oradaki o kemikteki akış, evet, evet. Oradaki o ahenk. Ya. Yaradan'ın kelamı da öyledir. Fiili, sanatı, kudreti de öyledir. O yüzden bu zayıf düşürülenler dahi, yani zayıf kesim, dediler ki biz onunla gönderilenler üzerinden iman ettik. O zaman demek ki bu tanıklığı yaşamak için beraber aynı ortamda, aynı mekanda bulunmaya gerek yok. Yok. Evet. Allah'ın elçisinin getirdiği nedir Allah Azze ve Celle'den? Dini, mübini, İslam'ı getirdi. Allah Azze ve Celle'nin kitabını getirdi ve bunu hayata iz düşürdü. Buradan ele alıp bunu inceleyen kimse, bu kitap Allah'tan başkası tarafından asla olamaz dediği anda Resulullah'ın sıdkına şehadet etmiş oluyor. Doğru. Diyor ki وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bu düzeye gelince اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ şehadetini bir insan yaşar. Yoksa bir ön kabulden sadece bir kabullenmekten ibaret olur. O yüzden Allah Azze ve Celle her yeni gelen mümin kuşağı hitaben يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمِنُوا taklîden gelen imanın üzerine yapılması gereken tahkiki bir iman var. Siz de tekrardan görmek durumundasınız. Bu kitap herhangi bir kişi tarafından, hatta kul şu düzeye de gelmeli. لَاِنْ جِتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ İnsanlar da, cinler de toplansa, birbirlerine وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا birbirlerine destek de verseler, لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ bir benzerini getiremezler. O kadar Allah'ın katından olduğuna şehadet ettim dediği zaman. Şimdi bu öyle söyleyince insanlar diyorlar ki ya çok iş. Bugün batıda biliyorsunuz çok hızlı bir İslamlaşma var. Evet. Bu mühtedilerin ne dilleri Arapçayla yakın, ne kültürleri Arapçayla yakın. Bizim konuştuğumuz dilde nice kelimeler neredeyse dilimizin yarısına yakını değil mi? İslam'la iç içe. Bunlar alıp da Allah Azze ve Celle'nin kitabını şöyle kısa bir zaman 3 ayı 5 ayı kimisi hemen bu ancak Allah'ın katındandır deyip hidayete geliyorlar da biz mi bu vazifeden yüksünüyoruz, uzak kalıyoruz? Geçenlerde Hollanda'da o parti başkan yardımcısı ve bunlar şiddetli İslam düşmanı kimseler. Ülkede yabancı bile durmasın diyen kimse yaz tatiline girince kendi kendisine diyor ki ben şu işi bir ciddiyetle ele alayım da bir kitap yazayım. Gençlerimizden bayağı iman eden oluyor. Onların önünü keseyim. Kendi girip kapanıp incelemeleriyle kitap yazıp aleyhinde oluşturmak istediği çalışmanın neticesinde 3 ay veya bir süre sonra çıkıp kameraların önüne ben de Müslüman oldum demek durumunda kaldı. Evet. İşte bu tahkiki iman. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben hocam teşekkür ederim. Bir nefes arası verelim şimdi.